Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Günlerden pazar, mutlu pazarlar diliyorum. Hepinize güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum inşallah. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bizler de sabah şeyi bir kattık. Çayı koymuştum ben ocağa. Ali demlemiş. Kahvaltı için şimdi Ali mutfağa geçti. Yumurta kalmamış. Alper'i yumurta almaya gönderiyoruz. Yukarı yumurtayı almaya git. Aylin'le Yakup da dünden oyun oynuyorlardı. Oyuncaklar böyle ortada duruyor. Onlar da aşağıya havuza indiler. İlla bir havuza bakacaklarmış. İlla bir havuzda... Her gün görüyorlar zaten. Yok, illa bir ayağını sokup çıkaracakmış. Geldiler. Onu ne yapacaksın, aldın onları? Tamam, sen? Hayır, değiştirmiyorsun. Sen daha yeni giydin. Hayır dediysem hayır. Ondan sonra geliyorsunuz Aylin, boyuncakları topluyorsunuz. Buradan sofrayı sereceğiz kızım. Yok. Hadi. Islaksa değiştir. Islak değilse değiştirme. Ay, şunları ben kısa programa atacağım. Şey olmasın. Ayrı atıyorum onları. Şunları da atayım ki tozu gitsin. Ondan kaşın duruyor belki de o yüzden. Şöyle. Seninkini de koydum. O ses mi? O mu taşıyor? Neydi? Senin iki tane yeni bluzlardan, benim yeni bluzlardan, bir de çamaşır işte. Yok o. Bunlar yeni ya. Şeyi o kotlarla falan atmamaya çalışıyorum bunları ben. Çünkü ister istemez kot pantolonların boyası mayası atar. Ben şunu bir sabitleyeyim de. Olur da. Bir tane doğrusu yeter zaten. Kırmızı verme, dolmalık verme doğrayım. Kırmızı verme. Yok, dolmalıktan doğra çünkü kırmızı 2-3 tane çok değildi. Bir tane doğrasan yeter zaten. Kaç tane? Bir tane doğrasan yeter. Ben 10 tane doğrayacağım. Bir tane etmez. Şunu yıkayayım. İki tane de sarımsak getir. Sarımsak burada hiç kalmadı herhalde değil mi? Aynen şey değil mi? Aşağıda Aylin nerede bulacak? Sarımsak şeydi herhalde. O da onların kapısı gitti değil mi? Aytu gönder.
Yok canım. Bir tane alalım. Getirdim buraya da. Bir yarısını buraya getirdim. Yarısını aşağıda bıraktım. Oh, ne olacaktım ben ya. Baba. Ay, bir de sefese kaldım. Evet. Bak sen onunla bakabilir miyim? 5 dakika. Oh. Yes. Oh. Aşağıya indim. Sarımsak kalmamış. Burada biz 2-3 kilo sarımsak almıştık. Yarısını köye gönderdim annemle. Yarısını aşağıdaydı. Bir yarısını da kullandık yani. Burada kalmamış. Aşağıya indim ben de. Nefes nefese kaldım tabii in çık yapınca. Şimdi çocukların ağırlıklarını koyayım. Abi yumurtamla gönderdi ya abine. Onun zincirimi geldi sonra. Para çekme geldi. Para çekme. Şimdi ne yapalım? Sofrayı falan yedirelim. Ekmeği yedirelim oğlum. Sıcak. Oradan ufak bir sofra alır. Poşetinden çıkarıp da sar. Küçük kutulardan, karelilerden al. Şu an. Tamam ona sar. Yumurtanın şeyinde kalmıyor ha. Sarı atölyeler mi? Yok, yenmiyor. Boşu boşuna kalıyor. İlkiler yenmedi. Baktım azıcık, baktım. Azıcık magik yaparız, salatalı olmaz. Ay. Bu kadar mı çıktı önce? Ne? Haa, azaldım. Bir şey yok. Burada bir şey koyacaktım ben oraya. Arada 200 saat geçtikten sonra bir tane daha oluyor.
Malatya'da ya, deprem oluyor sürekli. Ağaçlar örtüyor işte, ben paylarımda bundan bir hattayız ya. Her tarafta bundan bir hattayız diye. Nereye koyayım ya? Şöyle koyayım. Artık ben şey oluyor ya, tehlikeyi yaşamaya başladık, korkmaya başladık. Orada sürekli deprem oluyor. Malatya'da dün değil evvel sürün bir tane oldu. 5.2 miydi neydi? Bugün dün de iki tane arka arkaya olmuş. 4.9, 4.4 öyle bir şey arka arkaya. Bir de ondan sonra aradan 2-3 saat geçtikten sonra yine bir tane daha oluyor. 4'ün üzeri. Bugün de sabah kalktığımda baktım Kandilli'de mesaj var. 5.2 Girit Adası'nda olmuş. Allah'ım her yer sallanıyor ya. Vallahi ki böyle gece hiç rahat huzurlu uyuyamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Mesela kışın zaten her çıkan sobaya, sola tutuşturmaya şey olurdu. Yazınkinde biriktirirdik. Kışa kadar şöyle 2-3 şey olurdu yumurta. Ki o zaman küçük bir aileydik. O kadar oldu. Şimdi olsa şey olur herhalde. Zamanında soba yaktığımız zamanlar yumurta keplerini de tutturduk hep böyle. Sobayı tutuşturmak için çok iyi olurdu yani. Soba tutuşturmaya iyi yarardı. Şimdi arkayı doldurur. Bin yaz. Yumurta kepleri. Çok sıcak şu sofraları var. Biz sıcak bir yerden var. Sıcak kalıyor yanında. Bir dakika. Tamam kızım, koy.
anne. Olmuş. Suyu kalmamış. Yeter. Kaldır koy. Çayı götürün, sofraya götürün. Kahvaltımızı hazırladık biz arkadaşlar. Şöyle biberle domates yaptık. Yumurtamız, sucuğumuz var zaten. Geri kalanlarda dolapta ne varsa çıkardık. Peynir, zeytin. Yavaş. Onun bardağını bu tarafa al. Ya da ha öyle yap. Nasıl ya? Ben de bunu arıyordum. Nereye gitti diye. Şurada kalsın. Bekle bir dakika. Hayır, kime?
kapandı. Ben 2002'de zor bir dönemdi. Canlar. Kahvaltı falan yaptık da bulaşıkları daha yıkayamadım. Ali. Neydi ya? Şunu kaldırayım. Şu balkonu falan da bugün bir iyice süpürürüm. Ali ağacı bu diyor. Ortalığı falan bir temizleyecekler aşağıları. Şurada kalsın. Ağaç çok budallanıp budaklanmış. Meyvesi olanlarını alma. Ha, dikkat et. Şu şeyi de kesecektin. Zamzalan o dalını da. Bir de sırayla, sırayla. Tamam, hatırlatıyorum sadece. Sırayla işte, her şey sırayla. Paran süre değil. He, hatırlatıyorum canım. Hadi. Hadi oğlum. Onları alın. Çöpe götürün. Güneş, çok güneş. Ondan sonra. Bismillah ve nimel vekil. Bir oradan su istiyorlar, bir buradan su istiyorlar. Hanginize yetişeceksem. Ay şunu şeyin Zeynep'in arabası zannettim var ya. Bir anda görünce. Ay. Aytu. O bir taneyi mi alıyorsun? Bir tane niye götürüyorsun? Ha, elinde götürdüğüne bak hele. Elini sefer gider gelsin böyle. Elini sefer gider gelsin. Kucakla götür. Oğlum hepsi 10 dakikalık iş ha. Ondan sonra duşa girersiniz. Ay. Ha şöyle ya. Ortalık açısı süpüremiyoruz, edemiyoruz. O incirin dalları o kadar çok aşağıya gitçi olmuş ki o arka şeyin yaprakların, dalların arkasına şey gidiyor. Köpek geliyor, yatıyor oraya. Öyle mi? Çölden daha sıcakmış. Çölde kaç defa yaşadın acaba? Arzugül burada mı daha? Gitmemişler mi? Hayır, burada da hepsi nereye şey yapacağız? Yani... İçine bastır dedim. Bastıracaksın oğlum. Çölük sen, anlamıyor musun lafta? Ay sıcak ya Rabbi, sıcak. Ay o neydi öyle? Bak zamzalak çıkmış oradan Alper, onu koparıver. Nerede? Bak merdivenin altında. Kovanın yanında. Büyüyüp gitmesin. Hangisi? İşte şu çıkan, görmüyor musun? Duvarın dibinden çıkmış oğlum. He. Bak. Duvarın he. Çek onu. Çok çabuk törer o. Bir bakarsın ağaç olmuş. Eve zarar verir onun kökü. Makas da kesme. Hadi makas et. Nerede? Ya orada bak. Babanın orada. Ya burası kurulacak yokmuş. Al. Oğlum siz biraz daha yapmayın ya. Burada en azından para alıyor. Burada para veren yok. Burada da sevap alıyorsun. Paradan daha önemli. Aa, kopardın mı? Tamam, şunları hadi toplayın götürün. Şey niye yaylı yapmıyorlar ki normal makasları? Ne bileyim ben oğlum. Yaylı ne bileyim ben. Orada. Kalk oradan da. Ya oğlum çöp, şunları kaldır be. Hadi siz onları atın. Bir dakika. O kimin? Arasından çıktı. Arasından çıktı. Bizimdir o. Hayır, bizim değil o. Bizimdir o. Onun arasına koymuşlar böyle. Ali bizim değil. Yer attım. Canım benim, bizimki o değil. Niye? Sen
üretti. Bizimki mavi miydi? Bizimki mor muydu? Ne öyle bir şeydi? Kaldı ki orada ne işi var bizim olsa? Biri almış koymuş oraya. Dükkanın kapısını iyice kapatmış ya, şuna bak. Zaten çok çabuk büyüyor. Kes gitsin iyice. Anahtarı getir de şuradan çuval var. Çuvalı köye koyak da. Hı. Ufakları. Git yukarıdan şeyin anahtarını getir. Hani. Dükkanın anahtarını getir. Ay benim nefesim daralıyor. Ben oturmazsam olmaz. Oy. Sıcak nefesimi daraltıyor. Baksana şu Yüksel teyzenin önündeki ağaç da öyle şey. O İknur gelin balkonunu kapatıyor o da ha. Gerçi o balkona perde çekiyor. Ay ne güzel olmuş şeygilin üzümleri. Maşallah. Öyle duruyor. Hiç yemiyorlar mı bunlar? Pekmez mi yapacaklar acaba? Melekgilin üzümü. Hepsi öyle duruyor. Ne? Yahut tamam oğlum, gayet normal, duşa girersin diyorum, anlamıyor musun ya? Doldur içine oğlum, doldur. Çabuk oğlum biraz ya. Bak şimdi olmaya başladı. Çuval atacağım direkt. Çuvalın içine doldurun annem. Yollara bak, yollara. Aferin yavrum. Sana buldum. Buldun mu? Kız dinlenme. Arda, ne haber? Ne yaptın? Okulu kayıt yaptınız mı? Nereye? Unuttun mu? Koyayım da götürmem lazım. Oğlum öyle değil. Bomba yapın diye. Bastırıyor ya, şuradan geç gülüm. Bastırıyorum. Sanki işte var ya. Nereye gidiyorsunuz? Hangi bakkala? Ay. Üfleyiver gider. Ha? Hadi. Elime değişik bir şeyler oluyor. Tamam, tamam. Ya böyle kovmuştum abi. Onu aldım buraya gelin, niye koydun? Atın gitsin. Yerine koy. Düzenli çocuk işte. Nereden aldıysa geri yerine koyuyor. Hadi hadi. Hayırsız mı? Anca doldu abi. Hadi inceleyecek mi? Hmm. Al şu altları kes Alper. Altta gördüğün dalları kes. Üstten değil alttan diyoruz. Anneciğim üstten değil alttan kes bakayım onları. Öğren budamayı. Bak işte başını kesti onun bak. Oğlum deneyeceksen de aşağıda dene. Sana çiçek getirdim. Senin çiçeği şimdi var ya. Onu kesme öyle. Gözüme terim girdi. Tamam hadi. Nereye bu? Aşağıları bak. Gördüğün dalları hep budayacaksın. İnceleri, çok kalınları şey yapma istersen. Ay öf, bu nedir ya? Sinek. Bu dallar bütün pisliği de tutuyor. Evet. Ben her zaman süpürmüyorum, edemiyorum. Çocuklara süpür diyene kadar alnımızın damarı çatlıyor. Bu sıcakta yapılmıyor. Evet. Keşke bir anda böyle her yer böyle. Ay Allah'ım ne? Sinek mahvetti. Artık bak, mavur buldum, gel bak. Ve şeklinde bak. Sizin şeyi atmıştım ben. Bir daha atla, bırak. Gördün sen, oynama ya. Hadi. Ne ya? Oyna, oyna, bırak. Hadi devam edin, siz o çuvala biraz daha basın bakayım. Bırak
Ya Aytu sen git yukarıdan şeyi getir annem. Ne? Fırça. O fırça süpürgeyle küreyi getir. Bin poşetlerinden getir. Açayım mı bunu? Dur daha alır o belki. Bas üzerine. Ben o kadar hiçbir şeye bastım daha. Aman şey gibi törüyor bu ya. Boşver. Çıkar zaten. Durmadan çıkıyor. Durmadan çıkıyor. Aynı mı renkli kaçtı? Kaçmadı oğlum. Süpürgeyi ve küreyi istedim ondan. Şimdi bulma şeyiyle telefona da bakarım. Benim sabrım. Herkes kötü. Hadi. Bu çuvalı ne abi çuvalı? Çuvalı da götür abi köpe. At. Çuvalıyla atacaksın oğlum. Tamam. Götürüyorum ben bu çuvalı. Hadi oğlum şey, doğur. Aytu. Dur. Başlattım. Oğlum ne kadar çok daha sıcakta bekliyorum. Oğlum farkında mısın? Hadi. Ne kadar yavaşça bakın, o kadar sıcakta bekliyorum. Ah. O ağacı biz kaldırabilir miyiz? Şimdi geçiyorum bir şey.
Allah. Oy. Tamam sen de gir. Girme diye mi var oğlum? Tamam yeter. Ağzım kolum ağrıdı ya. Bakayım. Ay. Ay ay ay. Bizimkiler aşağıları budadılar. Bayağı balkon açıldı. Bakar mısınız? Balkonun önü açıldı. Aşağıları da temizledi Ali. Şeyini. Çok dallanıp budaklanmıştı artık. Ağaçlar, evin önündeki çiçekler falan. Şimdi buraları çocuklar süpürecek, temizleyecek. Ay, köpek oradan su mu içti? Bak kediler köpekler için de oraya klimanın hortumunun altına kova koyduk. Kediler köpekler su içsin diye. Şimdi ben de burayı balkonu süpüreyim bir temizleyeyim. Ortalık şöyle bir güzel temizlensin. Arkadaşlar ben de balkonu bir süpürdüm, sildim. Şimdi sedirin örtüsünü makineye attım. O bir yıkansın. Şu paspası da atacaktım, unutmuşum bunu. Bunu da atacaktım, bunu unutmuşum. Merdivenlere su dökeceğim de Ali'nin işi bitsin öyle. Şimdi yukarı çıkarken geri kirletirler. Onların işi bitmedi çünkü daha. Annemin kapısının önünü de bir güzel temizlediler, süpürdüler. Her yer tertemiz oldu vallahi. Oh be, ortalık açıldı vallahi, ne güzel oldu. Şöyle aşağıya inelim, bir aşağıdan bakalım. Hava çok sıcak, çocuklar yandı, pişti. Vallahi şikayet ede ede iş yapıyorlar ama bu sıcakta kolay değil. Aha, terliğim gitti, düştü aşağıya. Neyse. Her yer açıldı ya, çok şükür. Şimdi merdivenleri de yıkayacağım. Bunların işi bitsin, merdivenleri de yıkayacağım. Şurası incir ağacının dalları çok aşırı derecede dallanıp budaklanmıştı. Ve buraya altına çok pislik yığılıyor. Ben de sürekli... Şimdi telefon ısınıyor, kapanabilir. Hemen sonucu size göstereyim. Evin önü açıldı vallahi. Dallar budaklanmıştı. Her yer tertemiz oldu. Biz daha önce burada otururken de sürekli Ali ile böyle çok dallanıp budaklanınca budama yapardık, keserdik, süpürürdük, temizlerdik. Annemin evinin önü de böyle tertemiz oldu. Açıldı değil mi? Bak, size maç yapmak için geniş alan çıktı, gördünüz mü? Her yer temizlendi ya, güzel oldu. Heh, şunu da hemen şu kedi ve köpek için bizim klimanın şeyi, hortumu şuradan bir yerden... Şöyle biraz daha... Ay, arı var. Ha? Tamam, sen dediğimi yap. Bu klima çalışıyor şu an. Klimanın suyunu buraya veriyoruz. Burada kediler köpekler içsin, hayvanlar. Bu su da boşa gitmemiş oluyor. Yazık, hayvanlar susuyorlar. Oh be, ortalık tertemiz oldu vallahi. Şimdi şu merdivene de hemen biraz su dökeyim. İyice temizlensin. Malzemelerimizi içeri alalım. Aşağıda yolda bir şey bırakmadınız değil mi? Oh be. Ay, temizliğin gözünü seveyim. Vallahi var ya, temizlik gibisi var mı ya? Her yer pırıl pırıl oldu. Şimdi evin içini temizliğinde. Evin içini temizlemedik. Evin dışını temizledik. Evin içini temizleyeceğiz. Sıra onda. Makine yaptıklarım. Yok annem, yok, onu ben yaparım, siz yoruldunuz bugün. Kovayı da doldurdum, şöyle yarım kova. Çok doldurmadım vallahi, taşıması zor oluyor. Şöyle dökeyim.
terliğimi giymezsem olmaz. Şimdi ayağım kayar mayar. Şuralarda incirin şu lekeler geçmiyor. Onlar incirin sütü. O yüzden incir topladığımızda hep sütü damlamış. Onlara ayrı bir gün bulaşık teliyle onları temizlemem lazım. Arkadaşlar biz aşağıların temizliğini yaptık. Çocuklar falan banyoya girdiler, çıktılar. Aydin'le Yakup da havuzdan çıktılar ama Ali'nin tansiyonu yükseldi banyoda. Aşağıda güneşte iş yaptığı için tansiyonu yükseldi. Tansiyon 19'a çıkmış. Büyük 19, küçük kaçtı Ali? Büyük çok küçük. 19'a 12 miydi? Neydi? Kalp atışında 125 miydi? Kalp atışı 125, büyük tansiyon 19'a çıkmıştı. Saat 2'yi geçiyordu. 2.30'dan beri şu an saat 5'e çeyrek var. Normalde işe gidecekti. Banyodan çıktı, üstünü falan da giyindi ama tansiyon yüksek. Ben dedim işe gitme artık. İş yerine haber verdik. İşe de gitmedi. Ve hala da düşmedi tansiyonu. Limonlu su verdim. Nar ekşisi sulandırdım, verdim. Ağrı kesici içti, işte kalp hapı var, onu içti falan ama biraz düştü. Bekle bir dakika oğlum. 16'ya falan düştü. 13'e kadar düştü, geri yükseldi. Tekrar limonlu su verdim. Şu an öyle. Şu an en son kaç? 14'te. İki buçuk, üç saat oldu yani. Üç saatten beri tansiyonu düşüyor, geri yükseliyor. Düşüyor, geri yükseliyor. Sıcak, dışarıdaki sıcak çok etkiledi. Bitirdim beni, bitirdim. Aşk olsun Ali. Beni. Aşk olsun. Ben de çocuklar şöyle havuzdan çıktı bunlar. Çok şükür çıktılar. Bunlar da sabahtan beri havuzda. Ben sonra değilim. Suyun içinde eriyip gidecekler bir gün. O kadar çok suya giriyorsunuz ki suyun içinde eriyip gideceksiniz bir gün diyor. Meyve hazırladım yesinler diye. İnciri de koymamışım şöyle, incir de. Peynir de çıkarttım. Karpuz, peynir, ekmek güzel olur diye. Yok kızım, onu getirmemişim. Onu. Hadi gel canım, sen de bir şeyler, karpuz, peynir ye, böyle biraz rahatla açılırsın. Hadi çocuklar gelin bakayım sofraya. Vallahi Ali çok kötü oldu. İlk banyodan çıktığında çok kötüydü. Şimdi biraz iyi gibi ama işe gitmedi işte, o yüzden bugün de. Artık bu videoyu da böyle kapatıyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ben kovaya hepsini çöpe attım.